Ne oldu? Dağıldın, ağzın açık kaldı. Gerçekten çok şaşırdım. Yani ben böyle şeyleri üçüncü sayfada haber olduğunu sanırdım. Anlatabiliyor muyum? Yani yakınımdan birisinin başına hiç böyle kötü bir şey gelmedi. Allah korusun. Gelmişsin de zaten. Ya, otursana, nereye gidiyorsun? Ya şimdi Ender Hanım beni ayak altında görmesin. Ya saçmalama, otur. Daha sormak istediğim çok şey var. Tabii anlatmak istersen. Baban sizi terk ettiğinde kaç yaşındaydın? 8. İlkokul 2'yi gidiyordum işte. O sene okulu bırakmak zorunda kaldım. İlkokul 2'de. Kenan da 5'teydi. O da benimle beraber bıraktı. Annem babamın arkasından yataklara düştü. Parasızlıktan doktora bile gidemiyordu. Biz de çalışmak zorunda kaldık. 8 yaşında bir çocuk ne iş yapabilir ki? Bakkalda çalışıyordum ben. Servise mi gidiyordun? Yok. Bizim oralarda öyle evleri servis falan istemezler. Yardım ediyordum işte. Dükkanı temizliyordum. Mal geldiğinde taşıyordum. Haftalığımı kahvaltılık olarak alıyordum. Bazen erzak da veriyordu patron. Kenan da bakkaldan aldıklarını otoyolda satıyordu. Su, gofret, fındık, kağıt, mendil falan. İş çıkış saatlerini beklerdi. Trafik sıkışınca atlardı otobana. İyi kötü o da para getirirdi eve yani. İnsanlar bir de o cama yapışan çocukları kovalarlar. Yani annem kovalar. Kovalamazsa da söylenir. Bu çocukların anne babaları bu çocukları nasıl çalıştırıyor diye. Bir çocuğun para kazanmak zorunda olması kötü ya. Tabii bilemezsin ki herkesin mecburiyetlerini. Peki o adam, annenin eşi, Hasan mıydı? O zaman mı girdi hayatınıza? Nerede çıktıysa karşısına. Tanışmışlar işte. İlk başta anneme biraz para yardımı yaptı, gözünü boyadı. Sonra annem iyileşip işe başlayınca da evlendiler. Çöktü hayatımıza. Ondan sonra o annemin parasını yemeye başladı. Hiç değilse okula dönmüşsünüz ama. Döndük. Orta bir de fena üşüttüm. Zatürre olmuşsun dedi doktorlar. Uzun süre gidemedim. Bir sene de öyle ara verdim. Ama Kenan ilk öğretimden sonra bıraktı. Babandan hiç haber yok mu peki? Acı hikaye. Bu yaşında ne maceralı bir hayat. Bir sürü olaylar, inişler, çıkışlar. Bir de bizimkine bak. Monoton ailesi. Hiç aksiyon yok. The Monotones. Olmasın da zaten. İşte bu yüzden alıp onu buraya getirdim. Bu çocuk çamurla çok oynamış. Üstü başı kirlenmiş ama ruhu hala temiz. Bilemiyorum. Bilemiyorum. O çocuğu iyi tanıyorum ben. Aynaya bakar gibi hem de. Çocuğun bizim gibi bir şansı olmasın mı? Hikayesini bile bile ona sırtımızı nasıl döneriz bir tanem? Peki. Peki. Ama o şansı doğru kullanamazsa tartışmasız benim dediğim olur. Bir hatasını gördüğüm anda buradan gider. Anlaştık. Sürekli itiraz etmek istemiyorum ama ben de çocuğum ve ailemi korumaya çalışıyorum. Biliyorum aşkım, biliyorum. Sen de çok haklısın.
Ama ben Yaman'a güveniyorum. Onun için elimden geleni yapmak istiyorum. Yap. Yap tabii. Ama onun babası değilsin Selim. Avukatısın. Bunu da hiçbir zaman unutma. Oğlum sana emanet avukat. Neden telefonlarımı açmıyorsun? Sen önce bana dün gecenin hesabını ver. Bırakıp gittin beni. Başıma neler geldi, yerlerde süründüm be. Bırakmadım ben seni. Sadece bir an yanından ayrıldım, o kadar. Döndüğümde gitmiştiniz zaten. Kızlar beni getirip paspasın üstüne atmışlar bir kedi yavrusu gibi. Ben yerlerde sürünürken sen partilemeye devam ediyordun. Saçmalama ya, ben de şu manyaklarla uğraşıyordum. O serseriyi tepeliyordum. Kimi? Ya yok mu varoş apaçı? Adilik yaptı, tepeledim ben de. İnanmıyorum sana ya. Daha zor dolaşır yanımızda, aldı dersini. Sen ne oluyorsun ya, nereye gidiyorsun ey? Ya bırak! Aa. Nasıl bir adam oldun sen, şaşkınlardayım gerçekten. Yani bir de kavga ettin öyle mi? Aşkım, o toz delil için bana surat mı atacaksın? Şimdi gel sahilde herkes hadi. Bak yalnız başıma gidersem yine ayrılırlar diye başlayacaklar şimdi. Dün gece beni nasıl yalnız bıraktıysan sahilde yalnız başına git. Dün gece yerlerde süründüğün doğru mu? Sen bizi dinlemekten ne zaman vazgeçeceksin? Bir de Orkun'a kabahat buluyorsun. Sen kendine mukayyet olacaktın sen. Aslında süper kahramanlar hep sorunlu ailelerden çıkıyor, biliyorsun değil mi? Mesela Süperman, Krypton gezegeninden geldiğinde ona Kent ailesi sahip çıkmış yani. Bu çok yaygın bir durum. Benim süper güçlerim yok ama. Keşke olsaydı. O zaman anneme sahip çıkabilirdim. Ne herifin yıllarca kahrını çekerdi, ne de bu duruma düşerdi. Boş ver. Babam kurtarır anneni. Zaten Hasan'ın nasıl bir adam olduğu belli. Tarih unsurları, hafifletici sebepler, mevsim müdafaa, büyük savunmalar hazırlar. Annem yırtar diyorsun. Tabii ya. İnşallah. Hadi kalk gidelim. Bitmiştir artık tartışmaları. Ben çıkıntı olmak istemiyorum. Kimsenin huzuru kaçmasın benim yüzümden. Boş ver. Al işte. Bizim evin aksiyonu bu kadar. Bizden olsa olsa sıkıcı bir romantik komedi olur. İyi misin? Toparlandın mı biraz? Hallolacak. Halledeceğiz, merak etme. Yemek birazdan hazır olur. Hadi kan beyler, sofrayı kuralım. Yemeği sen mi yaptın? Ayda bir kez herkese izin veririz, annem mutfağa girer. Ve harika yemekler yapar. Rezalet yemek yapar. Eczacı dolabında mide ilacı var, önceden al istersen. Korkutma çocuğu. Alışkın olmayan bünyeler için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Yeşil biberli ve mantarlı avokado soslu makarnamı yemeyen bin pişman olur. Kötüsünüz, kötü. Ben biraz daha salata alayım. Formuma dikkat ediyorum biliyorsunuz. Sebze ağırlıklı beslenmemiz lazım. Anlaşıldı. Makarna bize kaldı. Biraz daha alır mısın Eman? Olurum. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Anneme yaranmak için yemek zorunda değilsin.
Hayır, karnım aç olduğu için yiyorum. Yani köfte patates kızartması falan olsaydı hata payı daha düşük olurdu. Ama Suzan teyze yapacak. Gerçekten sinirlenmeye başlıyorum ama Mert. Tamam, şaka yaptım prenses. Yemezsen senin günlerin mi? Aç atarsın. Gece kalkınca bir şey de bulamazsın. Yok çünkü. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. İstersen beğenme. Anne. Çocuklar. Beni merak ettiniz değil mi? Merhaba aslanlar. Alın bakayım şunu. Hasan Bey'i görmüştünüz daha önce hani. Uzaktan ahbabımız diye anlatmıştım. Amma kemküm ettin sen de Menevi'nin. Çocuklara doğru düzgün müjdeyi versene. Bundan sonra size o babalık yapacak. Biz evlendik. Kenan. Sevinmedin mi? Artık annenin başında bir erkek var. Annemin başında iki tane erkek vardı zaten. Senin en sevdiğin yemek hangisiydi? Bilmem. Yemek seçmem ben. Annem bir şey yemezse ertesi gün yine önümüze koyardı. Biz aç kalıp yiyene kadar aynı yemek pişerdi evde. Anneler ve psikolojik savaş taktikleri. Hep çok yaratıcı olurlar. Şimdi hapishane yemekleriyle tanışınca size yaptığına pişman olacak kesin. Biberin hepsini avokado sosuna kullanmasaydık keşke. Ağzıma sürerdik. Hasan'ın hangi hastanede attığını biliyor musunuz? Neden sordun? Belki ben gidip konuşursam annemden şikayetçi olmaması için ikna ederim. Hayır. O adamla karşılaşmanı istemiyorum. Onunla öyle bir diyaloğa girmene hiç gerek yok. Hiçbir şekilde pazarlığa girmeyeceğiz onunla. Anneni kurtaracağım ben. Merak etme. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam anam. Dediler ki nazlı yarin pek hasta, başında okuyan hocası olsam anam, anam, anam. Dediler ki nazlı yarin pek hasta, başında okuyan hocası olsam anam, anam, anam. Katipler oturmuş yazıya bakmaz, İnsan sevdiğini
dilden bırakmaz anam, anam anam. Hey Allah'tan korkmaz kuldan, utanmaz. Gönül defterinden sildin mi beni anam, anam anam. Anlaştık mı, alıyor muyuz? Daha bu bilgisayarı 4 ay önce almadık mı? 6 ay önce. E tamam işte. Ya o zaman ihtiyacım olan donanımlar farklıydı. Şimdiki şartlarımla değişime gitme zamanı. Haklısın. Yaşadığın büyük dönüşümden sonra tek ihtiyacın olan şey bu. 6 ayda bir bilgisayar mı değiştirilir ya? Bu bakış açısı bizi çıkmaza sürükler Sayın Seres. Sırf sen içini açıp kurcaladığı bir makineye bu kadar para veremem ben. Bu mudur yani? Bu. Şu makaleden bunu mu anladık? Nereden buldun bunu? Ayıp lan. Ne demek buldum? Senin için aldım cüce. Al. Güle güle kullan. Eski bir şey değil. Pahalıdır bu. Bana bak, doğru söyle. Kimin bu? Aa, sıçtık mı lan gagan ha? Ne demek oğlum doğruyu söyle? Yalan mı söylüyorum ben be? Bizim Uğur'a bozuk gelmiş. Uğur da tamir etmiş. Sonra adam başka bilgisayar alınca bunu da bıraktı. Ya internet kafelerde ders çalışmak için sürünmeyeceğim demiyor da nereden buldun diyor. Çalış oğlum mis gibi evinde. Sağ ol. Güle güle kullan. Ya bu nesil bilgisayarların daha fazla gerisinde kalmak istemiyorum. Canım oğlum, yazık sana. Canım canım. Abi üleniyorum, saçımı oynama. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Güzel yani. Büyük bir yatırım, küçük bir parçası. Belki bana da bir ev yaparsınız. Espriydi. Kötü espriydi. Bir evi yuva yapan içinde yaşayanlardır. Kariyerim boyunca çok ev çizdim ama en kusursuzu bile tek başına yuva olmaya yetmedi. Affedersin. Mark, please don't tell me that the door handles are stuck in customs. Ediyorum. 14 yaşında olmaktan nefret ediyorum. Hayatımı mahvediyorsunuz. Pazartesi izin için başvururum. Önümüzdeki hafta içinde anneni görebilirsin.
Ben yarın gideriz diyordum. Yaman yarın cumartesi. Pazartesiden önce izin için başvuramam. Çarşamba falan gideriz. O da izin çıkarsa inşallah. İnşallah maşallah kaldıysa işimiz. Yarın sabahtan dersim var. İstersen sen de gelirsin. Yelkenler konusundaki derin bilgilerimden faydalanırsın. Hem de bedava. Sonra çocukları bırakınca birlikte denize gireriz. Açılırız. Ne dersin? Ben tatil yapmaya gelmedim buraya. Bahçeli işim var. Ciddi ciddi bahçıvanlık mı yapacaksın? Gerçekten. Ne var ki bunda? Yapmadığım şey değil. Tamam şampiyon. Bir şey demedim. Aslında benim şu an bahçıvandan çok inşaatta çalışacak birine ihtiyacım var. Örnek evi haftaya teslim etmem lazım. Yeni elemanlar alacaktım. Ben anlarım inşaat işinden. Evet. İnşaatta da biraz tecrübem var. Evet. Yaz tatillerinde abimle çalışırdık. Boya badana işinde. O sıvadan da anlar aslında ama ben daha çok boyadan. Harika. Yarın işe başlarsın o zaman. Eyvallah. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Eyvallah. Evet. İyi geceler. Sen gitmemiş miydin? Tarih yaptım. Sabah Selim amcayla gidiyordunuz gördüm. Niye geri geldin? Öyle gerekti. Anlayacağım bir süre daha buralardayım. İyi bari. Yani güvendeyiz desene. En azından ben güvendeyim. Bu arada dün gece beni o halde bırakmadığın için teşekkür ederim. Kendine gel bir gören olacak. Ben kendim değil. Her zaman değil. Evet, ben de ne zaman yüzüme vuracaksın diye bekliyordum. Hadi be. Yüzüne vurmak için değil. İyi, tamam. Ama gerçekten de dikkatli ol bir daha. Öyle yamulacak kadar içeceksen de yanında güveneceğin insanlar olsun. Öyle dün gecek gibi satışa gelme. Satışa gelmedim. Mecbur kalmışlar ben yere yığılınca. Beton gibi. Annemlere de haber verememişler tabii. O mal niye onların eline bırakmış seni peki? Erkek arkadaşın olacak naylon. Doğru konuş. Adam olsa sana sahip çıkardı. Ya hoş. O da uçuşlardaydı ya. Orkun içmez bir kere. Sporcu o. Evet. Belli. Takım oyununa inanıyor. Takım arkadaşları olmadan adım bile atmıyor garibim. Duydum. Gerilmişsiniz. Kavga çıkmış, siz de karşılık vermişsiniz. Galiba ilk yumruğu ben attım. Al işte. Çünkü sevgilinle diğer yarmalar Mert'e saldırdılar. Ya, durup dururken mi? Kim bilir Mert ne yaptı? O pırılları koruyacağım diye Mert'i harcama. Sen de çevremdeki insanlara hakaret etmekten vazgeç. Sen de arkadaşlarına körü körüne güvenme. Hello Müsvet de. Bunu niye yaptığını biliyorum. Niye? Niye yapıyormuşum söyle. Aklından çıkar. Ben Orkun'la gayet iyiyim. Sen bilirsin. Prenses. Ama dikkat et.
O herif yamuk. Ben sana söyleyeyim. Ya. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Sen misin o? Küstah. Cadıyım, kahramanım benim. Senden öğreneceğim çok şey var. Günaydın. Günaydın. Bu kadar da erken kalkman gerekmezdi. Alışkınım ben. Sen niye bu saatte ayaktasın? Ben de alışkınım. İyi yüzüyorsun. İşte. Bu olmamak için öğrendim. Bir sakıncası var mıydı? Hayır canım, ne münasebet. İstediğin zaman girebilirsin. Yani işin olmadığı zaman. Ben yüzmeyi üniversitedeyken öğrenmiştim. Hadi canım. Gerçekten. Ondan önce denize gitmeye vaktim de param da olmamıştı. Ya şu maket evin yerini tarif eder misin? Nereden gideceğim ben? Ender de örnek evde olacak bugün. Beraber gidersiniz. Ya öyle Ender Hanım'ın arabasından inip amelilik yapmak olmaz. Öbür işçilere ayıp olur bir kere. Ne alakası var? Ya sonra bana torpilli diye ayar olurlar. Ya bozulurlar yani. Ben kendimi huzursuz hissederim aralarında. Olmaz. Peki. Görmek ne demek? İyi değil derler. Ya hasta ya da öyle haber alacaksın. Hayırdır inşallah. Evde uçuyordu gördüm. Terliği bir patlattım, düştü öldü. Dua etti senin herif ölmesin. Yoksa sen de buradan hiç uçamayacaksın. Yok be. Bir şey olmaz. Anam 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 anam.
Ulan Nevin karısı. Ulan ben senin amına koymaz mıyım? Sağ ol. Afiyet olsun. Ender Hanım, başka bir isteğiniz? Teşekkürler Suzan. Oynama ye. Kaç dersin var senin bugün? Arka arkaya 3 grup. Bugün yalnızsın. Öz. Anlaşılan. Öyle görünüyor. İşin kaçta biter senin? Patron ne zaman paydos derse. Ustabaşı söyler sana. Ya da sahile gideriz, gezeriz. Ararsın gelir alırım. Arayamam ki ben. Aa, iyi ki hatırlattın. Bir bak. Bu senin. Olur mu? Ya teşekkür ederim ama gerek yok. E var işte bak. Çalışanlara verdiğimiz telefonlardan biri bu. Hattı da var içinde. Kullanırsın şimdilik. Ver ver, numaraları kaydedelim birbirimize. Panik yok. Arayan benim. Son arama benim numaram. Teşekkürler. Bütün çalışanlarımız şirket telefonu kullanır. Yine de sağ olun. Faruk Bey, bu işler öyle telefonunu kapatıp iş yerine gitmemekle olmuyor. Seni tanımasak bizden kaçıyorsun diyeceğim ama bizden kaçış olmadığını da bilirsin. Söz verdiğin zaman doldu. Bizi daha fazla oyalama. Sözünü tut. Sesin soluğun çıksın. Hemen ara beni. Hemen. Safari. Oğlum gel. Gel buraya. Buraya gel. Safari buraya gel. Buraya gel. Teyze bunlar temiz. Hiç kullanılmadı. Bırak sen. Ender Hanım hoşlanmaz böyle şeylerden. Yediğimizi kaldırıyoruz sonuçta. Çocuğum bırak, bir şeyleri kırıp dökeceksin şimdi. Kırmam, merak etme. Geçmiş olsun. Hasta mısınız? Hayır. Vitamin bunlar. Safari! Niye kaçıyorsun? Safari! Canım! Tatlım benim! Yine mi firar ettin bakayım sen? Kusura bakma, elimden kaçtı. Son zamanlarda köpeğin sınırlarımızı fazla ihlal ediyor. Bahanenin yüzünü görüyorum, fena mı? Oh, oh.
Yorgun görünüyorsun sen. Ya hiç tadım yok. Günlerdir seninle konuşabilmek için kıvranıyorum. Ne oldu? Söyle. Ya böyle ayaküstü olmaz. Yarın buluşsak. Tamam, pazartesi ofise gel o zaman. Ya babanın yanında da olmaz. Bugün bir ara yalnız konuşamaz mıyız? Yalnız olabileceğimiz bir yere gitsek. Bugün bütün gün öğüne geldim, oraya gel. Tamam, öğleden önce gelirim. Bekliyorum o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Safer gel. Hadi oğlum. Faruk niye gelmiş yine sabah sabah? Safari. Yine tuvaleti için bizim bahçeyi uygun görmüş herhalde. Onu yakalamaya gelmiş. Hazırsan çıkalım mı? Ben kendim gelirim. Diğer çalışanların hakkında yanlış düşünmesini istemiyor. Patronla gidip amelelik yapmak olmaz. Tamam, hadi gel. Ben önceden bırakırım seni. Sorun çözüldü. Sen ofise mi? Ben de gideyim çalışayım biraz. Annenin dosyasını hazırlayayım. Birkaç telefon edeyim. Ha, inanmıyorum ya. Olamaz. Olamaz. Nasıl olur ya? Bugün değil ki. Ne oluyor Mert? Eylül bugün doğum günüm diye yazmış. Çarşamba onun doğum günü. Hafta sonu diye erken kutluyor demek ki. Hay Allah ya. Benim davetiyem yine posta kutusunda kayboldu herhalde. Ne bu? Eylül sabahtan beri giyeceği kıyafetleri paylaşıp duruyor. Takipçilerinin yorumlarına göre tercihini yapıyor. Yok artık, çok saçma. Bence de. İyi oluyor ya, boş ver. Bu sayede nerede ne yediğini bile biliyorum. Eylül, seni like ettim. Ya anlayacak şimdi o. Profilim gizli. Obi-Wan Kenobi. Star Wars mu hala? Ölene kadar Star Wars. Bordo diyenler fav, krem diyenler retweet. Ben de tam seni arayacaktım. Krem elbise ve tabii ki küçük taşlı kolye. Aynen, ayakkabı? Bej olan. Efsanesin. Paspasın üstüne atarken öyle demiyordun ama. Ay Mira lütfen bak, bin kere açıkladım. Ne yaptın? Geldi mi hediyelerin? Kahvaltı etmeyecek misiniz? Sen benim spordan önce kahvaltı ettiğimi gördün mü hiç? Ya ne almışlar? Anneanne takısı. Ay kadın öğrenemedi tarzımı. Ben de babamın yanında bir şey demedim ama emin oldum yani bu sefer. Bu kadın kesin hastalarına narkoz verirken kendi de arada sebepleniyor. Kesin bu narkoz. Vallahi bak. Yoksa bir insan her seferinde bu kadar şuursuz seçimler yapamaz. Bir kere de beğensen dişimi kıracağım zaten. Sen ne yaptın hediyemi? Onu aldırıyorsun değil mi? Evet evet, hallediyorum, merak etme. Bak ayırttım çantayı. Eğer alınmazsa skandal olur. Tamam, sorun yok. Süper o zaman. Hadi öpüyorum. Ben de. Bak ben çıkıyorum şimdi. Sen de geç kalma, kuaförde buluşalım. Tamam, geliyorum. Bye bye. Bye. Bir küçük dilim ye bari şu börekten. Senin için yaptım. Ay Binnaz, çok şiş koyum ya. Ne olur ısrar etme. Gözlerimi kapatırsam yememiş sayılabilir miyim acaba? Ay çok fenasın ya. Çok lezzetli. Deli. Mesai 10 dakika sonra başlıyor. Ev şu ilerideki büyük sarı olan. Tamamdır. Hadi bakın.
ben çıkıyorum. Güle güle. Pardon, tam zile basıyorduk. Buyurun, kime bakmıştınız? Faruk Bey'le görüşecektik ama. Tabii, bir saniye. Ben haber vereyim. Pardon. Günaydın Fıstığım. Bitti mi herkes? Günaydın baba. Misafirlerin var. 3 tane acayip tipli adam seni görmek istiyor. Ah, nasıl unuttum. Biliyordum geleceklerini. Merhabalar Faruk Bey. Hoş geldiniz. Buyurun çalışma odama geçelim. Üst katta. Geçelim. Sen çıkıyor muydun? Güle güle tatlım. Kim bunlar? Portföylerini yönetiyorum. Bugün evden çıkamayacağımı söylemiştim. İyi ki onlar uğramış. Siz lütfen çıkın, geliyorum. Şey baba, bu kredi kartıyla ilgili problem bugün çözülür mü? Pazartesiden önce mümkün değil Miracığım. İdare et. Özür dilerim canım. Yok, dert değil. Ben Eylül'ün hediyesine katılacaktım ama sonra hallederim. Sorun değil. Hadi sen işine bak. Görüşürüz. Size evime gelmemenizi söylemiştim. Ben de sana bizi oyalama demiştim. Parayı hazırla demiştim. Paramızı zamanında vermezsen gırtlağına sıkarım demedim mi lan ben sana? Nerede para? Vereceğim. Vereceğim paranızı. Yarın bu iş bitecek. İmkanı yok. Lütfen biraz zaman tanıyın. Faruk Efendi, borcun her geçen gün katlanıyor. Sonunda ben de seni katlayacağım, o olacak. Çok değil, birkaç gün istiyorum sizden. Söz veriyorum, bu hafta içinde bu iş bitecek. Ya bu borç bitecek, ya sen. Yoksa bu güzel ailene yazık olur. Nereye gidiyorsun? Kuaföre gidiyorum. Oradan da Eylül'ün hediyesini halledeceğim. Sana bununla ilgili para veren oldu mu? Yo. Para mı toplanacaktı? Ne kadar ki o çanta? 3200 euro. İyi tamam, ben veririm, sen alırsın. Yani sonra ortak olan olur. Kimseden para toplattırma bana. İyi tamam. Gelirim birazdan yanına. Öpüyorum. Ne o, hala trip mi atıyor? Bir saate gelirim ben. Önünde diz çöküp yalvarmaya mı gidiyorsun? Kimseye yalvarmam hayatta. Burak'lara bakıp geleceğim. Beni Burak için mi yalnız bırakıyorsun yani burada? Partiden sonra sabaha kadar yalnız olacağız, merak etme. Thank you.
aranı hemen düzeltmeye bak. Bu konu fazla uzamasın. Beni dinle. Merhaba, hoş geldiniz. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Ne haber? Facia. Ayırttığım çantayı yanlışlıkla satmışlar. Ya. Bir saattir telefonda kıyameti koparttım. Mağaza birbirine girdi. Ankara'daki şubede bir tane varmış ama ancak yarın getirebilecekler. E iyi bari. Evet, şu an itibariyle hediyemizi göndermiş bulunuyoruz. Akşam tam vaktinde elinde olur. E sen giderken kendini niye götürmüyorsun hediyesini? Evet, o da bir fikir. Hadi, önce palalar inecek. Sonra plak açılacak. Sonra yelken girilecek. Sonra denize. Hadi. Banyonun lavabosunun döşemesi yanlış getirilmişti. Yenisiyle değiştirdiniz mi? Şu anda çocuklar değiştiriyor. Hı hı. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok tutmayacağım söz. Neresi müsait? Aşağı inin. Gelen bir şeyse elbette. Çok utanıyorum senden bunu istediğim için ama acil paraya ihtiyacım var. Lütfen neden niçin diye sorma. Lütfen hiçbir şey söyleme. Çok önemli olduğunu bil yeter. Çok önemli ve çok gizli. Lütfen. Başın dertte senin. Yanlış kararlarla bir batağa sürüklendim. O kadarını söyleyebilirim. Sude. Sude biliyor mu? Senden başka kimse bilmiyor. Bana yardım edecek misin Ender? Ne kadar? 500.000 dolar. Pazartesi hesabında olur. Çok teşekkür ederim. Sorun neyse bir an evvel çöz. Hoş bir şey değil belliydi. Her seferinde Asalettin'le eziyorsun beni. Geçmişte senin peşini bırakmakla ne büyük bir hata yaptığımı tekrar tekrar hatırlatıyorsun. Arkadaş olmak eş olmaktan her zaman daha kolay. İyidir canım senden. Bira nerede? Şu tarafta saçlarını yıkatıyor.
Ne yapıyorsun? He? Aman ya. Yarın verirsin. Söyledim, bugün yok çanta. Sen de dursun, nasıl olsa yarın alacaksın. Al. Mira, uzattın ama. Çok kırgınım sana. Hala çok öfkeliyim. Ne huysuzluk yapıyorsun artık. Ne haber? Ne haber Orkun? Akşam kaçta alayım seni? Gerek yok, kendim gelirim. Canın isterse. Akşama görüşürüz hadi. Solistler gibi en son. Ya sorma, annem tutturdu bizimle yemek yediye. Hadi resim, hadi resim. İki tane kızım var Faruk. Onların geleceğini düşünmek zorundasın. Ben ne için çabalıyorum zannediyorsun? Sadece bir süreli işlerim bozuk. Neden anlamıyorsun Sude? Hayır, bu evi sattırmam. Başka yerde yaşamam. Daha önce Çakıltepe'de yaşadığını unuttun. Bu evde doğmadık ikimiz de. Ama kızlarım burada doğdu. İyi bir evlilik yaptıklarında da buradan gelin çıkacaklar. Sen de bunu unutma. Ya gerçekten dayanamıyorum artık. Tamam. 35 yaşında. Biraz sonra her şey düzelecek bebeğim, biliyorsun. 40 yaşındasın sevgilim. Çok sıkıldım artık. Hadi beraber. Mira gelmiş. Zaman geldin görmedim. Şimdi. Çok hoş geldiniz. Of ya, hep aynı tipler. Mira, o gelecek mi? Hani geçen geceki taş. Yaman mı? Bilmiyorum ki davet etti mi Eylül. Eylül, Yaman'ı çağırmış mıydı? Yaman? Ha, yok. O gitmemiş miydi zaten? Yok, gitmedi burada. Sen nereden biliyorsun? Bugün gördüm, karşılaştık. Arkadaşlar, hediyeniz henüz elime geçmedi ama resmi burada. Tam 1734 kişi beğenmiş daha şimdiden. Yarın koluma takıp da resmini koyduğumda sayın artmasını bekliyorum. Ne konuştunuz Apache ile? Ben içecek bir şeyler alacağım. Parti film şeridi gibi telefonumun ekranından geçiyor. Like etmek için hızına yetişemiyorum. Yemeğim buz oldu. Evet Mert, bırak artık şu anda. Pasta kesilirken de göreyim de. Aa, Mira da geldi. Bakayım. Vahoy denir bu güzelliğe. Bütün gün örnek evde miydin? Evet, dolu dolu tam bir gün çalıştım. Ama bir sürü iş hallettim, iyi oldu. Babana uğradı mı? Ama Yaman, Joker gibi her işe koşturdu. Aa, bak demek lafta değilmiş.
Aferin Yaman. Yemeğini bitir. Ver Suzi. Şimdi benim hediyem gelecek. Bir de hediye mi yolladın? Süper bir şey ama. Öyle sıradan bir şey değil. Kartvizit gibi bir şey. Bu ne be? Obi-Wan Kenobi. Var mıydı senin Star Wars düşkünlüğün? Yok be. Benim bir takipçim vardı Obi-Wan Kenobi diye. Ama ben onu uydurulmuş bir şey sanıyordum. O mu yolladı acaba? Eylül, gizli bir hayranım var. İyi de niye böyle saçmalıyor? Yaşlı bebek yollamalar falan. Ne demek istiyor? Aman sapık falan olmasın da. Kim yollamış bunu ya? Çocuk herhalde. Yine de belli olmaz canım. Ya, esprili bir çocuktur belki. Çeksene. Ellerine sağlık Suzan. Bırak, hepsini alıyorum. Sağ ol. Aa, işte bu be, işte bu. Resmi koymuş her yere. Altına da kimsin yazmış? Ne yazayım? Taktisyen sensin. Sen düşün ne cevap yazacağını. Anne ne yazayım? Karizmatik bir şey yazayım. Ne yazayım? Güzel bir kahve içe Suzan'cığım. Hemen Selim Bey. Ne yazayım? Huzursuz görüyorum seni. Anneni mi düşünüyorsun? Kalamaz o kadar içeride. Gökyüzünü yarmadan mümkün değil, yapamaz. O çöplük yüzünden de kalmasın zaten. Dışarı çıksın, ben de buradan gideyim. Ne yapalım edelim, o herifle konuşalım da şikayetinden vazgeçsin. Sana söyledim, pazarlık yok. İçeride yatan benim annem. Senin ipinde olmaması normal tabii. Ne olursa olsun içeride kaldı, her gün o herif ödüllenmiş oluyor. Ben sana ne dedim? Pazartesi. Tamam var. Sen söyledin, mucize yaratacağım pazartesi. Adam şikayetini geri almadan ne yapacaksın ki? Bir bok olacağı yok pazartesi. Büyük stres altındayım. Yarından sakin, kendim konuşurum ben. Çabuk parlıyor. Hoş değil. Onun yaşadıklarını ben yaşasam ne olurdum acaba? Veya sen? Hiç kendini o hikayenin içinde düşünebiliyor musun anne? Ya sen baba? Bence Yaman hikayesine göre yeterince sakin. Mira gidiyor. Mira, Mira nereye? Mira beklesene. Tamam, buraya gel. Bırak dedim, canım acıyor. Orkun, tamam girsenize siz içeri. Ya ne mi arıyorsun kızım sen? Orkun bırak dedim, canım acıtıyorsun. Acıtırım. Bana trip atmayı bırakacaksın. Tamam gidip yanıma gel, herkes fark etti. O yüzden bana ucuz kıskandırma numaraları yapıyorsun? Haliye mi kıskanacağım ben ya? Tamam girsene dedi içeri. Mira! Bırak. Önce adam ol sen. Yanındakinin de elini bil. İnsan ol. Ya manyaklığı nedir? Defol git! Ya hadi. Hadi girin içeri. Vallahi bıktım. Burnumdan geldi ha. Yürüyüşe mi çıkıyoruz? Yok, benim bir işim var. Kahramanımız gizli işler peşindeydi. Çekil. Nereye gidiyorsun? O herifle konuşmam lazım. Hasan'la mı? Ben de geliyorum. Hayır, ben gider gelirim. Ya satış yok. Ben de geliyorum. Bugün abimin kız arkadaşından Hasan'ın yattığı hastaneyi öğrendim.
Kartal'daymış. Gidip konuşacağım. Evdekilere bir şey söyleme. Burada kal. Söylerim diye şantaj yapsam. Ama yapmaz. Evet, yapmam. Yol paran var mı peki? MAS Bank'ta var. Mert Asım Serez Bank hizmetinizde. İstanbul kartım bile var. Otobüs, metro, vapur hepsinde geçiyormuş. Bu sayede ilk kez kullanmış olurum. İşine yararım bak, geliyorum. Geliyorum bak, 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Tamam, gel hadi gel. Maceranın sonu mu değilmiş? Yaman. Seni gördüğüme sevindim. Gerçekten mi? Ceda'yım. Evden mi kaçıyorsunuz? Yürüyüşe çıkmıştık. İyi geceler. Bir taksi rica ediyoruz. Taksiyle uzağa gidip oradan eve yürüyeceğiz. Peki, teşekkürler. Taksi yok, durağa yürüyeceğiz. Atlayın, ben götüreyim sizi. Yok, sağ ol. Uzağa gidiyoruz biz, Kartal'a. Siz bir iş çeviriyorsunuz, anlaşıldı. Yok öyle bir şey. Sır tutabilirim. Ne oluyor söyleyin. Oho, Jedi Mind Ring. Ya yardım edersem ödeşmiş oluruz. Böylece sana borçluk almam. Nananın. Peki. Hadi atlayın. Hadi. Gerçekten Star Wars'tan hareket yaptığına inanamıyorum. George Lucas bir tek sana mı çekti o filmleri sanıyordun? Eyvallah. Ya yapma. Kime gidiyoruz Kartal'a? Birisine. Eski mahalledeki kız arkadaşını mı götürüyoruz seni yoksa? Bildim, değil mi? Bayağı romantik bir buluşmaya tanıklık edeceğiz yani. Doğum gününden neden erken ayrıldın? Tatsızdı. Fotoğraflarda eğleniyor görünüyordun ama. Hangi fotoğraflarda? Burada bakayım. Jedi. Obi-Wan Nick'li olan birisi vardı. Sen miydin o yoksa? Obi-Wan Kenobi. Ben değilim. Hayır, ben değilim. Eylül'e söyleme lütfen, ben değilim. Günün en güzel saati bu. Bakmadan söyleyeyim, babandır. Efendim baba. Bilin ederim, bir yerlerde gizli kamerası var bu adamın.
saniye babacığım, çalışma odama geçiyorum. Affedersin aşkım, toplantı yeni bitmiş. Benim için çok önemli. Tamam hayatım, ben bir şey demedim. Asım Megak deyince akan sular durur. Alıştık artık. Ama mümkün değil baba. Örnek ev ay sonundan önce mümkün değil, bitmez. Mermerler yok daha ortada baba. Hafta ortasında onlar gelecek ki. Ben ay sonuna nasıl yetişecek diye düşünürken. Ne oluyor Selim? Çocuklar. Yok. Bu iki oldu Orkun. İkidir kızımı yalnız bırakıyorsun. Harika amca, haklısınız. Ama geçen gece de aynı şeyi yapmışsın. Neden peşinden çıkmadın hemen? Neden gitmesine izin verdin? O beni bıraktı. Ben de arkasından çıktım. Şimdi siz eve gelmedi diyorsunuz. Açmıyorum. Peki Mira nerede? Kimi ziyaret ediyoruz? Sen burada bekliyorsun. Üzgünüm, hemen geliriz. Sen de gelmiyorsun. Arabada bekle, Mira'nın yanında. Annesinin kocası. Hasan diye bir adam var ona. Kadın adamı bıçakladı. Yani Yaman'ın annesi. Ne? Duymadın, anlatmadım ben de. Adam şikayetini geri alsın diye adamı ikna etmeye geldik. Yoksa annesi hapisten çıkamayacak. Yani bir süre. Yok kardeşim, ziyaret saati bitti. Mümkün değil, izin veremem. Ya 5 dakika abi, bak mutlaka görmem lazım. Yasak, olmaz. Buyurun. Merhaba, biz beraberiz. Öyle mi? Ama ziyaret yok maalesef. Söyledim arkadaşa da. Hadi siz arabaya hadi. Ta nereden geldik biliyor musunuz? Mira, tamam. Anladım da bize laf söylüyorlar sonra. Özel hastane değil burası sonuçta. Her giren çıkandan ben sorumluyum. Siz de çok haklısınız. Yani tabii ki hastane kurallarını çiğnemek olmaz. Ama küçücük bir istisna yapamaz mısınız? Küçücük. Yani güzel söylüyorsunuz da. Arkadaşım ta Londra'dan kalkıp geldi buraya sırf hastasını görmek için. 2 saat sonra da yine uçağı var. Lütfen rica ediyorum. 5 dakikalığına. Hem biz hiç siz görmeden yukarı kaçmış olsak, bir kereliğine, lütfen kırmayın bizi. 214, 214. Sağ ol abi. Harikasınız. Buyurun, siz de 5 dakika isterseniz, battı balık ne de olsa. Çok tatlısınız. Kadınlar doğuştan kendi silahlarıyla donanmış olarak dünyaya geliyorlar. Bence bu bize çok büyük haksızlık, çok büyük nokta net. Thank you.
Ne oluyor lan? Hemşire! Hey hey! Şşt! Bir sakin ol. Bir şey yapmayacağım. Ne yapabilirsin lan sen bana? Ha? Zaten anan yapacağını yaptı. Siktir git! Bana bak, doğru konuş. Doğru konuş, adam gibi konuşalım. Ben buraya hır çıkarmaya gelmedim. Hatta özür dilemeye geldim. Hadi ya. Benim yüzümden kavgaya devam ettiniz mutlaka. Herhalde. Artık annem ne kadar çıldırdıysa. Deli o deli. Zır deli senin anan. Size kanı bozuk diye boşuna söylemiyorum. O kadına bize rağmen yıllardır eziyet ediyorsun. Ağzını açıp bir şey söylemedi bugüne kadar. Şimdi senin onu kollaman lazım. Ulan ağzıma sıçtınız be. Annen beni isteyerek, bilerek öldürüyordu. Sen ne diyorsun be? Geberip gidiyordum. Şikayetini geri al. O kadar söylüyorum. Sana gelme dedim. İçeri girme dedim. Karışma dedim. Niye dinlemiyorsun? Niye işime karışıyorsun ya? Ortalık karışıyordu. Müdahale etmek istedim. Ne var? Ne yaparsın lan? Almıyorum. Almıyorum işte. Sürünsün aklı başına gelsin. Hadi bakalım ne yapıyorsun? Lan seni ben var ya. Para veririz, para veririz. Para, para veririz. Çık dışarı. Şikayetinizi geri alırsanız para veririz. Dışarı dedim Mert. Sen kimsin be? Mert Asım Serez. Babam davaya bakıyor. Ulan Mert. Kaç para vereceksiniz? 5.000. Ne diyorsun sen Mert? 15.000. Sen de bir kes be. Ne oldu? Annen için 15.000 fazla mı geldi? 15.000 lira. 15.000 ya. Hem Nuit'e. Kafayı yiyeceğim ya. Ulan benim cebimde taksiye verecek 5 liram yok. 15.000 lirayı nereden bulacağım ben? Benim 10.000 liram var. Yelken derslerinden biriktirdim. Bana ne senin parandan be? Teklifi ben yaptım. Sorumluluk da benim. Bak Mert, sus. Sus, tepeleyeceğim seni. Konuşman işe yaramadı. Ben en azından anlaştım. Eksiğimizi de babamdan tamamlarız. Asla böyle bir şey yapmayacağız Mert, anladın mı? Babanların asla böyle bir şeyden haberi olmayacak. Asla. Ama annen. Mert yeter dedim. Sıvama. Annen de baban da bilmeyecek işte, o kadar. Tamam canım, biz hallederiz. Ortam gergin. Tansiyonlar yüksek. Tarafların sakinleşmesi için zaman gerekiyor. Yoldan giriş yapmışlar. Birkaç dakikaya burada olurlar. Geldiklerinde beni yüz gözetme. Yaman'ı sana havale ediyorum. Ben Mert'le konuşurum. O sırada ben burada olmasam iyi olur. Siz devam edin. Ne oldu? Ben de geleyim mi? Hayır, gelme. Lütfen gelme. Eve git. Annenleri çaktırmadan gir yat uyu. Tamam canım, gelmiyorum. Mira sağ ol ya. Çok geç kaldın sen de benim yüzümden. Sorun olur mu? Yo, beni partide zannediyorlar zaten. Geç kalmadım.
Şey... Ne yapacaksın örnek evde? O artık burada çalışıyor. Uyku tutmaz nasıl olsa. Hiç olmazsa enerjim bir işe yarasın. Yoksa birine gırtlaklayacağım. Bak şimdi bana kızıyorsun ama... Mümkünse ağzını açma artık. Hiç açma. Hadi gidin. Ne diye gurur yapıyor ki? Babamdan alırdım ben gerisini. Mert. Al bunu. 3200 euro var burada. Tamam mı? Sendekiyle yarım verebilelim adama. Yok ya, bir de senin para verdiğini duyarsa gırtlaklar beni. Ya al lütfen. Eylül'ün 2 gün kullanıp atacağı çanta içindi bu para. En azından şimdi bir işe yaramış olacak. Al. Sen de benimle yanmak istiyorsun, anlaşıldı. Ben ikna ederim onu. Şey, sen buradan eve yalnız dönebilir misin ben onunla konuşsam? Dönerim, niye dönmeyeyim? Tamam o zaman, haberleşiriz. Tamam. Sağ ol. Ya lütfen ama. Biraz yalnız kalmak istiyorum Mira. Gerçekten bak. Mert'i eve gönderdim. Merak etme. Ben... biraz yanında kalmak istedim. Bu gece çok özel bir şey paylaştın benimle. Sirke gitmiş gibi oldun değil mi? Hayır. Benim için çok önemliydi. Ben kendim sana çok yakın hissettim. Yani neler yaşadığını, nasıl bir ortamda büyüdüğünü tahmin edemem bile. Ama annenin seni çok sevdiğini anladım. Senin için her şeyi göze almış. Seni seviyor. Ben de onu seviyorum. Sevilmez mi? Mesela bana sorsan anneni mi seviyorsun daha çok babanı mı diye. Boş ver, sormam öyle bir şey. Babamı derdim. Abi, o herifle ne iş olur? İyice yedin kafayı. Neredeler abi? Gelirler abi. Nerede kaldı bunlar? Kapıdan gireli kaç dakika oldu? Eylül partisine mi oynadılar şimdi? O
Okun. Lütfen sakin ol. Yeni bir tatsızlık çıkmasın. Bana laf söylüyordunuz Sude Hanım. Bakın o herif yüzünden bana öyle davranıyormuş. O tripler de bahanesiymiş. Saçmalama. Ortadan kaybolarak seni cezalandırmak istedi o kadar. Sana kırgın. Biz kadınlar böyleyizdir işte. Kırıldığımızda beklediğimiz şekilde özür dilenmedikçe kırgınlığımızı daha çok büyütürüz. Mira yanlış yaptı Sude Hanım. Her şeyi düzeltmek sizin elinizde Orkuncuğum. İlişkinizi böyle küçük krizler yıpratmasın lütfen. Mira seni seviyor. Eminim o çocukla gitmesinin bir açıklaması vardır. İnşallah Sude Hanım. Yoksa bu iş biter. Neyse ben ona yolda bakayım. Hadi abi. Engel annem. Annemin benimle ilgili hayalleri. Senin hayallerin neymiş? Biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Söylemezsen söyleme. Bak, yani her ne kadar hoşuna gitmese de ortada annen için bir çözüm var Yaman. Ayrıca bence senin öyle tepki gösterdiğin kadar kötü bir fikir değil. Anlamıyorsun. O herif bununla kalmayacak. Arkası gelecek bu işin. Yaman annen dışarı çıkmış olacak. Ya en azından denemeye değer değil mi? Ya olan oldu, ne yapalım? Anlaşma yapıldı. Senin de söylediğin gibi adam artık parayı almadan asla şikayetini geri çekmeyecek. E ne yani, bunun için annen içeride mi kalsın? 15 bin lira için. Hayır tabii. E o zaman? Ya, benim param olsa gözümü kırpmadan veririm. Ama Mert'ten de Selim Bey'den de isteyemem böyle bir şey. Hele ki Selim Bey bana o adamla konuşma bile dedikten sonra. Sen farklısın. Benim etrafımdaki herkesten çok farklısın. İyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi dedin anlamadım. İyi bir şey söyledim. Teşekkür ederim. Mira burada. Ne işleri var abi boş evde bu saatte? Yavaş yavaş keşfet istiyorum. Öyle mi? İlk günden dalga geçmedi. Ya dalga geçmem, merak etme. Seni kıracağım. Piç kurusu. Senin ağzını buldum kır. Ötçisi. Sinirlendiğinde
Ben korkulacak bir adam değilim. Geç oldu, istersen sen git. Evet, gitmem lazım. Ya, dur, ben bırakıyorum. Yo, hayır. Ben giderim. Görüşürüz. Dersini almamışsın, belli oldu. Mert! Ne oldu sana? Telliyim, sarılma. Mira nerede? Geliyor. Niye ayrı ayrı geldiniz? Ben yürümek istedim spor olsun diye. Onlar galiba gece sporu fikrinden hoşlanmadılar. Mert, yalan söyleme bana. Doğru cevap. Biraz yalnız kalmak istediler. Saate kadar? Seni bekliyoruz bu saate kadar. Neredesin? Mert sizin o çocukla yalnız kalmak istediğinizi söyledi. Doğru mu? İşte geldi. Bir sorun yok. Dur bakalım delikanlı. Bana her şeyi anlatacaksın. Dışarı yanacak herif. Çabuk gidelim, çabuk. Oğlum yangın çıktı resmen. Büyük olay.
Yürü, indirmeyelim buralar çabuk. Ölecek olmadan içeride bak, başımız derde girer. Oğlum onu orada bırakamayız bak. Ölürse hepimiz suçlarız. Ya yanacak diyorum adam, yanacak. Nasıl bizden habersiz çekip gidersin? Nereye gittiniz gecenin bir vakti? Nereye kayboldunuz? Ne işler çeviriyorsunuz siz? İstediğim sorudan başlayabilir miyim? Kes sevzekliği, cevap ver. Neredeydiniz? Bu şartlar altında nasıl cevap vereyim? Biraz sakin olursanız belki. Benim sabrımı zorlama Mert. Telefon. En başından başla. Alo. Bakalım. Ne? Ya biz ne yaptık oğlum ya, ne yaptık? Bana bırak. Ver oğlum ver. Ambulans çağırın. Nefes alamıyor, ölecek. Tamam. Tamam, beni duyuyor musun? Tamam, sakin ol, sakin, sakin. Sakin, tamam, tamam. Geçiyordum. Uzaktan alevleri görünce koştum hemen. Alarmı duyunca koştuk hemen. Bilmiyordum önce içeride birinin olduğunu. Öksürüğü duyunca koştum içeri, baygın buldum yerde. Orkun Bey çıkardı onu sırtından. O kurtardı. Ölmüş zannettim önce. Çok korktum. Hiç düşünmeden alevlerin arasına girdim, çıkardım. Canım. Mahvoldum ben. Mahvoldum. En azından kimseye bir şey olmadı. Ben de geliyorum. Ben de. Hayır Mert, hayır. Çok korktum, boğuluyordum az daha.
Buyurun. Orkun. Orkun Uç. Bana neler olduğunu anlatacaksın. Yaman, iyi misin? Yaman.